Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün 6 Temmuz Cumartesi. Neredeyiz? Kemerburgaz'dayız. Göktürk Köprübaşı İETT duraklarının son durağından rotaya start verdik. Akşam ve gece yürüyüşü faaliyetine çıktık. Geceye kalır mıyız bilmiyoruz. Şu an 4 kişiyiz. 4 kişiyle faaliyet gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 20 kilometrelik bir parkurumuz var. Göktürk'ten İhsaniye metroya kadar yolculuğumuz devam edecek. Şu an gördüğünüz gibi serin, güzel bir havada yolculuğumuz başladı. Ve bu şekilde de devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü artık saat 5'te rotaya girdik. 5'ten sonra yavaş yavaş güneş döndüğü için fazla sıcaklığa da maruz kalmıyoruz. Rota da keyifli arkadaşlar. Kolay bir rota, çok da zor bir rota değil. Yani orta zor bile diyemeyiz aslında ama orta zor yazdık ama bazı gece yürüyüşü olduğu için bir de katılımcının gece yürüyüşü deneyimi olmadığı için orta zor yazdık. Aslında bize göre hani ben kendime göre değerlendirirsem bana göre kolay rota ama katılımcıya göre orta zor diyebiliriz. Tabii gece yürüyüşlerine de fazla da talep olmuyor arkadaşlar. Bir de havanın sıcak olmasından kaynaklı insanlar genelde kamp deniz etkinliklerinde. Ama biz yeni sezona da hamlamış değil de yine vücut olarak da hazır çıkmak için faaliyetlerimize böyle gece yürüyüşü olarak devam ediyoruz. Hepimiz için güzel bir gün olsun diyelim. Yine etkinlik içinden görüntüler, videolar sizlerle elimizden geldiği kadar paylaşmaya çalışacağız. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sen hafta sonu sabah diyeceksin ki ben şu bölgeye mantar toplamaya gidiyorum. Bunu yapıyor musun? Yapmıyor musun? Yapıyorum. Nereye gidiyorsun? Ne topluyorsunuz orada? Evet, bugün yanımızda mantar uzmanı sevgili Eyüp Bey var. Mantarla ilgili lisanslar da alınmış. Kendisi lisansını da almış. Yani bu konuda uzman kendisi. Şu an yürüyüş esnasında onunla ilgili hem mantarlardan konuşuyoruz hem de hem mantar bilgisi alıyoruz hem de bizim toplamış olduğumuz mantarla alakalı da iki kelam ediyoruz ve yolculuk devam ediyor. Evet dostlar, yolculuğumuz devam ediyor. Gördüğünüz gibi böyle güzel bir patikadan doğru. O dere kurumuş. Kurumuş, evet. Eskiden akıyordu o dere. Bir zamanlar akardı buralar. Aynen. Şimdi gördüğünüz gibi böyle serin serin, güneşe fazla maruz kalmadan güzel bir patikadan doğru, evet, İhsaniye doğru ilerliyoruz. Hatta önümüzde şu an Pirinççi Köyü var. Pirinççi Köyü'ne doğru ilerliyoruz desek daha doğru olur. Pirinççi Köyü'ne doğru yolculuk devam arkadaşlar. Havada esiyor. Bir de saat işte 6'ya doğru geldiği için arkadaşlar artık serinlik yavaş yavaş ormanın içine çökmeye başladı. Evet, güzel bir vadiyi tırmanıyoruz arkadaşlar. Arkada Harun var. Şöyle birazcık da manzarayı Harun göstereyim. Halleder. Gider. Evet, parçalı bulutlu güzel bir hava arkadaşlar. Çok aşırı derecede sıcak olduğunu söyleyemem çünkü akşam saati olduğu için çok fazla yok arkadaşlar. Az bir şey hissediyoruz ama rüzgarın etkisiyle de bir bölümünde hissettirdiğinin bir bölümünü de alıyor arkadaşlar rüzgar. Şimdi yine bir gölge bir alana geçeceğiz. Sıcaklıktan yine kurtulmuş olacağız. Dediğimiz gibi yolculuk Pirinççi'ye doğru devam. Evet dostlar, biraz tepe noktasındayız. Rüzgar da keyifli bir şekilde esiyor. Gayet keyifli bir şekilde yolculuğumuz devam ediyor. Dediğimiz gibi 4 kişiyiz. Saatte 5 kilometreyi devirmişiz. Biraz önce 5 kilometre demiştik değil mi saatte? Evet. Arkadaşlar 4 kişi olduğumuz için saatte 5 kilometreyi devirmişiz. Farkına varmadan gayet hızlı ilerliyoruz. Hiç farkında bile olmadan bir de saatte 5 kilometre. Şu an hava dediğim gibi rüzgar da estiği için onun da bir avantajı var. Fazla bizi yıpratmıyor. Keyifli bir şekilde yolculuk devam ediyor.
Evet. Güzel bir patikadan doğru arkadaşlar ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi sıfır güneş. Yolculuk devam ediyor. Evet, sıfır güneş Yemen'in. Güneş yok. Yok, harika, serin. Patikada muhteşem arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Böyle akşam yürüyüşünün en keyifli tarafları bu. Hele böyle güzel bir ormanın içine denk gelmişseniz akşam serinliğine gerçekten çok keyifli olduğunu söyleyebilirim ki şu an biz onu yaşıyoruz. Harika. Evet. Düşerken mi çekeceksin? Yok, hayır hayır. Düşme olmasın da. Hadi bak. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Harun nasıl gidiyor? Gayet güzel. Geceye kalmayacağız ama. Neden? Çünkü hızlı alalım gidiyoruz. Ya. Alalım ya. Hızlı alalım gidiyoruz. O diyor ki maç önemli. Yani sabahlayacaktık, ne oldu? 20 Temmuz. 20 Temmuz. Yolculuk İhsaniye göletlerine doğru devam ediyor arkadaşlar. Herhalde bugünkü faaliyette biraz ekip iyi olduğu için herhalde karanlığa kalmayacağız. Durum onu gösteriyor. Gayet hızlı gidiyoruz. Saatte 5'er kilometre, 5,5 kilometre ile yolculuk devam ediyor arkadaşlar. Ekip, kadro 4 kişi olduğu için fazla zaman kaybettirmiyor bize. Seri bir şekilde. Serin serin ilerliyoruz. Çok da güzel bir rüzgar var arkadaşlar. Çok keyifli. Evet. Şöyle arkadaşlar. Bir sırta çıktık. Arka tarafta göl var. Aşağıda güzel bir koyun sürüsü var. Çok güzel. Dostlar, hemen sağ tarafımızda ilk göletimizde bir kısa bir dinlenme molası verdik. Şimdi yolculuğumuz İhsaniye Göller Bölgesi'ne doğru devam ediyor. Aslında İhsaniye Göller Bölgesi'ne çok yakınız. Şu an tam sınırlarındayız diyebilirim aslında. Biraz daha kuzeydoğu tarafındayız. Göller batı kısmında. Yolculuğumuz İhsaniye doğru devam ediyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel bir göl manzarası. Böyle serin serin yolculuğumuz devam etmekte. Fazla güneşe dediğimiz gibi maruz kalmadan yolculuğumuz devam ediyor ve çok keyifli arkadaşlar. Sanki böyle sonbaharda yürüyormuşsun gibi bir hava içinde oluyorsunuz. Böyle akşam yürüyüşlerinin en keyifli tarafı çok fazla güneşe maruz kalmadan serin bir şekilde ilerlemek. Gel. Gel. Gel 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 koş 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 koş. Gel 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 gel. Gel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir gün batımına denk geldik. Parkurun kaçıncı kilometresindeyiz ondan da haberim yok. Yalnız günü çok güzel bir manzaradan batırıyoruz. Yolculuğumuz İhsaniye doğru devam arkadaşlar. Evet, püfür püfür esen bir rüzgarla günü de batırıyoruz arkadaşlar. Şimdi güneş yavaş yavaş kendini göstermeye başladı.
Evet arkadaşlar, çok güzel bir manzara da mola verdik. Şu an bulunduğumuz yer Bolluca Mavi Göl arkadaşlar. Şimdi burada bir mola verdik. Arkadaşlarımız bu sıcak havada turşu yiyorlar. Biri biber yiyor. Turşu değil, bamya. Bamya turşusu mu? Öyle mi diyelim? Yani intihar girişimi mi diyeyim artık? Burada ne diyeyim, bu kırmızı biber var. Kırmızı biber. Evet. Mineral depomuzu dolduruyoruz turşuyla. Aynen. Tabii. Bu arada arkadaşlar, kaçıncı kilometre dediyiz? Herhalde 17 kilometre olmuştur muhtemelen. Kaldı 5. Yani saat 5'te başladık. Saat 17'de başladık. Şu an saatlerimiz 9'a geliyor. 3 saatte mi gelmişiz buraya? Öyle mi oldu? Evet. Alo. 3 saatte arkadaşlar, 17-18 kilometreyi devirmişiz. Bayağı da hızlı yürüyoruz. Şimdi yavaş yavaş İhsaniye doğru yolumuzu çevirdik. İhsaniye doğru varacağız arkadaşlar. Tabi son kilometreler biraz karanlığa kalacak. Zaten demiştik akşam ve gece yürüyüşü. Birazcık da geceye dönecek. Yolculuğumuz devam etmek. Güzel bir, gördüğünüz gibi, manzara. Manzara güzel fakat arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var. Yerler hep çöp içinde. Buraya gelen insanlar işte böyle çöplerini, pisliklerini bırakıp gidiyorlar. Manzara güzel ama şu gördüğümüz çöp tablosu ister istemez moralimizi bozmakta. Doğaya hiçbir zaman saygımız yok. Her tarafı kirletiyoruz. Bakın şöyle bir örnek göstereyim aşağı doğru size. Her yer çöp, pislik içinde. Maalesef hiçbir şekilde doğayı korumuyoruz. Her geçen gün doğayı bir şekilde katlediyoruz. Bu da tabii ister istemez insanı üzüyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yolculuğumuz devam ediyor. Yavaş yavaş karanlık çökmeye başladı. Birazdan kafa lambalarını birazdan takarız herhalde. Çok güzel bir rüzgar esiyor arkadaşlar şu an. Tam kuzeye doğru yürüdüğümüz için deniz tarafından gelen rüzgarla birlikte serin serin esen bir rüzgar eşliğinde yolculuk devam. Evet arkadaşlar, yolculuğumuz devam ediyor. Gördüğünüz gibi aşağıda çok güzel bir gölet var. Hatta biraz önce leylekleri de gördük üstünde. Çok güzel leylekler vardı. Şöyle manzarayı da size izletmek istiyorum arada. İhsaniye köyüne çok az bir yolumuz kaldı. Muhtemelen son 2-2,5 kilometre yolumuz kaldı. Fazla da karanlığa bu akşam kalmayacağız. Öyle gözüküyor. Çünkü grup performansımız harikaydı. Saatte 5 kilometre hız. Gayet iyi gidiyoruz arkadaşlar. İsrafil Hoca, sırta vuracağız kendimizi. Yukarı. Evet, dostlar artık gece yürüyüşü moduna döndük. Arkada sevgili Harun var. O da geldi. Toparlandık. Herkes kafa lambalarını taktı. Yolculuk devam arkadaşlar. Evet. Evet. Haruncuğum parlıyorsun. Arka tarafta şeyin var ya, fosfor. Fosfor güzel parlıyor. Evet. Evet. Bir dere geçişi arkadaşlar. Küçük bir dere geçişi yapıyoruz. Haydi bakalım, yola devam. Evet. Dostlar, yolculuğumuz gördüğünüz gibi artık karanlığa döndü. İlerlemeye devam ediyoruz. Çok serin bir hava olduğunu da söyleyeyim. Çok konforlu bir yürüyüş şu an sunuyor. Evet, yolculuk devam dostlar. Evet dostlar, İhsaniye köyüne doğru yürüyoruz. Şu an ormandan çıktık. Ormandan çıktık şu an İhsaniye köyüne doğru, köy kahvesine doğru ilerliyoruz.
Tabii nereden yürüyoruz? Tabii ki asfalttan yürüyoruz. Yaklaşık bir 300 metre asfalt yürüyüşü yapacağız. 300 metre sonra şu gördüğünüz ışıkların olduğu nokta arkadaşlar, İhsaniye köyünün merkezi. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Şimdi burada bir köy kahvesinde çay molası verdikten sonra İstanbul Havalimanı metrosu İhsaniye durağından metroya binip Kemerburgaz'a geçeceğiz. Kemerburgaz'da aracımız var. Aracımıza binip evlerimize geri döneceğiz. Bugün de bu faaliyeti şu saate kadar kazasız belasız çok şükür bitirdik. Bir akşam ve gece yürüyüşün faaliyetini daha son verdik. Önümüzdeki hafta Ağaçlı Kemerburgaz akşam ve gece yürüyüşü faaliyetinde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.